Şarkı Şarkı PES Extreme 16'nın yeni özel bugün Bursa Spor kariyeriyle Bursa Spor kariyerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün bayağı bir sessiz konuşmam lazım arkadaşlar. Bu videoyu neden bu kadar geç saate bıraktım bilmiyorum. Saat şu an tamına 23-24 yani 11.30 diyebiliriz. Galatasaray maçında kalmıştık hatırlayacağınız üzere. Böyle büyük bir maç olduğundan dolayı tek maç yapacağım bu bölümü, onu da söyleyeyim. Cucak, seni çıkarmayı hiç istemiyorum. Gerekirse bu maçtan sonra sakatlan ama bu maçta oyna. Dani'yi almayacağım ya. Şimdi sakatlık falan çıkar. Olmaz yani, eski Galatasaraylı biliyorsunuz. Satabilir yani. Her şey olabilir. Bakalım transferi var mı Galatasaray'ın? Sağ bek almış. Bir de forvet almış. Yanlış yanlış görmüyorsam. Son Hank Min mi? Oo, çok iyi bir transfer yapmışlar forvete. Yani. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak, bir bakalım. Bu arada Glo yetiştirebildim mi bilmiyorum arkadaşlar. Yani belki de çekmemiş olabilirim. Bugün gittik PlayStation'a. Şimdi sonuçları falan söylemeyeceğim ben. Dünkü bölümde söylediklerimi yaptım ama video çekemedim. Öyle fotoğraf falan çektim en fazla. Çünkü video çekecek adamı bulamadım. Biz 4 kişi gittik, 4'ümüz de zaten oynuyorduk, o yüzden video çekemedik. İki ayrı masada oynadığımızdan dolayı. Normalde video da çekecektik ama olmadı. Bakalım şimdi ne olacak. Cucak, Sto, Nesit ve 1-0 Bursa Spor Enfes başladı. Bursa Spor Enfes başladı. Henüz 6. dakikada geldi gol Galatasaray'a. Karşıya 1-0 öne geçiyor Bursa Spor. Oo, fena. Fena bir pas. Aşırtma vuruşu. Min'den ama dışarıda. Son 10 Min. Bu maçta arkadaşlar normal böyle bir spikerlik yapacağım yani. Pek bir şey yapmayacağım bugün. Konu falan bir şey söylemeyeceğim. Öyle. Mal mal takılacağız. Oynayacağız. Büyük bir heyecan içinde oynayacağız bugün. Çünkü çok büyük bir maçtayız. Aziz Beyiç. Miroslav Sto. Sto kaybetti. Sto şimdi aldı. Ne oldu lan orada? Kime faul var? Ya ne gereksiz bir faul yapıyorsun ya. Çok gereksiz bir faul yapmış Nesit orada. Fernando Muslera. Kullandı vuruşunu hemen. Birguelmi'ne nasıl okunuyor acaba? Hamit. Şecu, verdi Selçuk, Hamit, Şecu, orada bir üçgen kurdu Galatasaray, Selçuk, Şecu, Birguel, Selçuk oyunu açma çabasında şu an. Advin Kula'nın kontrolünde top taça çıkıyor, Bursa Spor kullanacak taç atışını. Cucak, verdi Josue. Josue'den Kremer. Cucak pasını aktaramadı Cucak. Çok şekil bir pas atmayı denedi Cucak ama olmadı. Podolski. Bilal. Wesley Sneijder. Bilal. Hakan. Sneijder. Semih. Hakan. Sneijder. Podolski, Fatih yine güzel bir müdahale ile topu taça gönderdi. Bilal kısa. Bilal, Semih, tekrar Bilal. Hakan Balta, Podolski Fatih dokundu. Bir taş daha Galatasaray'ın. 32. dakikanın içerisindeyiz artık. Galatasaray top çeviriyor. Halbuki bunu yapması gereken takım Bursa Spor. Galatasaray'ın gole ihtiyacı var. Hakan çok güzel aldı önüne. Hakan geliyor. Hakan kesti. Cucak. Kramer uzaklaştırdı. Thomas Nesit indiriyor. Orada Stoh var. Miroslav Stoh. Stoh. Josu hareketlendi. Stoh geçiremedi pasını. Sneijder. Fatih. Tekrar Stoh. Fatih. Cucak. Kramer. Kramer bıraktı Josue. Cucak, hadi Cucak ya, ne yaptın? Selçuk, Sneijder, Bilal, Josue,
Josue. Nesit. Nesit. Nesit döndü, vurdu 2-0. Thomas Nesit. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer devre arasında gitmemi istediğiniz takım varsa aşağıya yazabilirsiniz. Bursaspor'daki bu transfer yapamamazlık beni sıktı. Ama çok iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Eğer isterseniz takım değiştirebiliriz yani. Ama 4 büyüklerden birine gitmek istiyorum ben. Yani büyük takımla oynamaktan gerçekten zevk alıyorum. Zaten kendimin farklı bir küçük takımda kariyeri var. Hatta bayağı bayağı küçük bir takımda var. Göztepe'le kendi kariyerim var benim. Onunla zaten oynuyorum. Yeterince çekişmeli oluyor. Videoda o kadar çekişmeli olmasını istersek şabarız. Zorluk seviyesini arttırırız. Aa ulan ben bak şimdi bunu söyleyince aklıma geldi. Ben bu bölümde zorluk seviyesini arttıracağım demiştim herhalde ya. Geçen bölümde ne dedim ben? Galatasaray maçından sonra arttırırız dedim. Aynen. Öyle demiş olmam lazım. Çünkü Galatasaray bizi yener dedim. Aynen. Şu an hatırladım. Bu maçtan sonra zorluk seviyesini arttıracağım arkadaşlar. Bakalım eğer çok zorlanmazsak çekişmeli maçlar oynamak için arttıracağım. Ya ben Bursa'ya geldim fazla kolay olmasın diye. Bursa'da da çok kolay oldu. Ama diğer takımlarda zevksiz olur diye gitmiyorum. Thomas Nesit indirdi. Miroslav Stoy 3-0 yaptı. 3-0 yaptı. Oğlum bu Borussia Mönchengladbach maçında göstermiştim zorluk seviyenin profesyonel olduğunu. Bu maçta da göstermek zorunda kalacağız çünkü Galatasaray'ı yeniyoruz. Yani boru değil, Galatasaray'ı 3-0 yenmek hiç kolay bir iş değil. Ki Bursaspor gibi bir takımla yapmak hiç kolay bir iş değil. Bursaspor o kadar kötü bir takım olmasa da Galatasaray'la karşılaştırdığımızda çok kötü bir takım olarak kalıyor. Ama 3-0'da yeniyoruz yani. Kalite farkı. Teknik direktör kalitesi, izleyici kalitesi yani. Şimdi siz izlemeseniz ben bu maçı yenmem. Neden? Çünkü video çekmem. Video çekmezsem niye Bursaspor'la başlayayım? Yani anladınız mı? O yüzden izleyici farkı oluyor bu. Evet, şimdi bu kadar saçmalamak yeter. Tekrar dönelim. Josue. Nereden nerelere bağlıyorum konuları? Harbi diyorum bak, ben ya spiker olacağım ya pazarlamacı olacağım. Vallahi diyorum bak, bunun ikisinden birini yapacağım. Bizim okulda pazarlama bölümü var biliyor musun? Gideceğim ona gideceğim yani. Puanı en düşük gerizekalıları alıyorlar oraya ama ben ona gideceğim yani. O kadar da düşük değil açıkçası puanım. Bilişime yetecek bir puanım var ama bilişim de istiyordum. Şu an kararını değiştim, pazarlamaya gideceğim. Harbi diyorum bak, ben yani Sabri'yi bile Real Madrid'e satabilecek kapasitede olduğumu düşünüyorum yani. O derece olduğumu düşünüyorum ben. Sıkıntı yok. Zaten Real'de para bok gibi oğlum. Önemli olan Sabri'yi Göztepe'ye satmak ya da Karabük'e satmak. Aşağıdan takımlar aklıma gelmedi lan, alt ligden takım. Ne, Bolu Spor'a satmak. Önemli olan Sabri'yi Bolu Spor'a kakalamak. Yani Real'de zaten para bol. Kaptırdıklarına üzülmezler. Kramer, kalbim çıkardı lan öyle bir gol atsaydın. Senden beklemiyorum açıkçası öyle bir gol. Sto atsa bir şey demem. Nesit atsa bir şey demem. Snyder çıktı, Emre girdi. Hamit çıktı, Umut girdi. Vay be, Galatasaray'ın Umudu geldi şimdi yerine. Bir gol. Sen Hongmin, Son Hongmin. Çinler ne değişik isimleri var lan. Oğlum ben spiker olsam var ya, beni şeye verseler, Çinlilerin şeyine verseler, Çinli maçına verseler böyle. Diyelim mesela Türkiye ile Çin maç yapıyor. Ben o maçta ben varım. Hepsine takma bir at takardım. Harbiden hepsine böyle farklı takma at takardım. Öyle onun takma atlarını söylerdim yani. Başka bir şey yapmazdım. Oğlum o isimleri söylerken zaten maç biter lan. Bir tanesinin ismini söylemeye çalışırken gol falan olur. Söverler. Yani olmaz. Mert. Ulan yüreğimi indiriyordun. Öyle pas mı atılır be Mert? Cücak bugün çok kötü. Cücak çok kötü. Onu çıkarmak lazım diyecektim. Zaten 90+3 olmuş. Thomas Nesit. Nesit bakalım son dakika golü gelecek mi Bursaspor adına? Nesit içeri gönderdi. Josue'yi açtı top. Miroslav Sto arkada yetişti topa. Sto. Sto plase. Üstten dışarı. Miroslav Sto şansını denedi. Ve Thomas Nesit'in maçın yıldızı seçildiği karşılaşmada Bursaspor Galatasaray'ı 3-0 ile geçiyor. Mükemmel bir skorla geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sıradayız. 5 galibiyet 1 mağlubiyetimiz var. Fenerbahçe 6 galibiyetle 10
6'da 6 yaparak şu anda birinci sırada. Ama geçeceğiz. Ama geçeceğiz. Bak bunu unutmayın. Bu dediğimi unutmayın. Geçeceğiz Fenerbahçe'yi. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Galatasaray'a 3-0 yendiğimizden dolayı, yani Galatasaray maçı olduğundan dolayı, büyük bir maç olduğundan dolayı bugünlük tek maç yapıyorum. Böyle büyük maçlarda da tek maç yapacağım. Zaten ben ta ilk bölümlerde söylemiştim. Resultları teklif gelmiş. Şimdi bakmaya gerek yok. Nasıl olsa buradan devam ederken şey oluyor. Tekrar yapıyoruz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, profesyonel. Yani bunu söyleyeyim. Gerçi şu anda bakmak istedim, bir yetenek avcısında 2 tane oyuncu var, gerek yok bunlara. Bakalım. Desutler'e 6.6 milyon teklif gelmiş. Buna da 6.5 milyon istemişler. İhtiyacım olmayan bir oyuncu 6.5 milyon verecek kadar salak olduğumu düşünmüyorum ben şahsen. Desutler'i biraz arttıralım. 10 milyona kadar gider gibi duruyor. Sen de düşür. Yani sana da en fazla 4.2 milyon falan veririm. Başka da vermem. 4.3 istersen vermem. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Video beğenip abone olmayı unutmayın. İsterseniz diğer videomuzu kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye. Hoşçakalın. Bye bye.